Yine bir Sivas katliamının yeni bir yıl dönümü geldi. Eskiden ben ilk zamanlarda şöyle söylüyordum. Ya her yıl etkinlik yapılıyor, Sivas etkinliği. Konuşup konuşup gidiliyor. Bir şey yapılmıyor diye söylüyordum. Ceza da Sivas'ı yaşatanlar ceza da almadılar biliyorsunuz. Ama şimdi o anmaların da daha sınırlı olduğunu düşünüyorum. Onun için ben başlangıçtan başlayarak konuşmak istiyorum. Yıl 1993. Sivas'a gidiyoruz. İnsancıl Okuma Tiyatrosu'yla birlikte. Gençler var minibüste. Bir minibüs tutuldu. Hep birlikte gidiyoruz. Minibüsün üstüne pankartlar yapıştırıldı. İnsancıl geliyor diye. Gençler de sevinç içinde. Yol boyunca türküler söyleyerek gittik. Sivas'a yaklaşırken yolda durduk, soğuk sularından içtik. İstanbul'dan kalkıp binin üzerinde sanatçının, folklor sanatçısının, şairlerin, yazarların olduğu bir ortama gidiyorduk. Daha sonra da Banaz'a gidilecekti, çadırda kalınacaktı. Böyle gençlerle birlikte topluca bir etkinlik heyecanıyla Sivas'a gittik. İlk günü geçirdik. İlk günü geçirdik orada. Bir sonraki gün biz Bürücüye Medresesi'nde kitaplarımızı imzalıyorduk. Kitaplarımızı imzaladık. Öğle saatlerinde arkadaşlarımız yemek yemeye gittiler. Biz de kitaplarımızın başında kaldık. Daha sonra onlar geldiği zaman biz de gidecektik. Ondan sonra olaylar başladı. Sonrasını yine anlatmayı sürdüreceğim ama araya bu olaylardan sonra yazdığım bir şiirimi almak istiyorum. Şimdi İstanbul'dayız. Oradaki toplantıların bende bıraktığı etkiyle yazdığım bir şiirimi okumak istiyorum. Sivas katliamının ardından konuşanlara. İçimdeki çocuk ağlıyor. Düşlerimi yanıtlamıyor sözcükler. Konuşmak zor değil. Eyleyecek sözün yoksa, konuşmayı binlerce yılda öğrendiğini bilmiyorsan, sesi insandan uzağa düşen gök gürültüleri, yağmurunuzun ardından güneş açmıyor. Nedir insan? Kemik ve et sürüsü, konuşan ağızların yankılanan sessizliği. Neden sormuyorsunuz kendinize? İnsanı barındırmayan söz kime gereklidir? Gideceğim başka bir dünya yok. 2 Temmuz yıl 1993. Türkiye'de yaşıyorum. Gazeteleri okuyorum. Toplantılarda görüş bildirenleri dinliyorum. Söyleyecekleri bir şeyler var hepsinin. Ve en doğrusunu bildiklerine inanıyorlar. Konuşuyorlar el ele tutuşmadan. O halde söylenecek ne kaldı ölüler üstüne? Söz bitti. Ölüler ağlamaz. Sözün sustuğu yerde başlar şiirim. Sivas sürüyor. Sivas bitmedi. Bugün de ülkemizde Sivas sürüyor. Sürdüğünü söyleyebiliriz Sivas'ın. Aklımda kalan görüntüler var. Bürücüye Medresesi'nden çıktık. Arkadaşlarımızı arıyoruz. Aramaya gidiyoruz. Giderken paralel sokakta elinde sopalarla koşarak kültür merkezine doğru yürüyen bir kalabalığı gördüm. Bu çok korkunç bir şeydi. Yani bir insan kentlerine gelmiş, kendi kentine gelmiş, öbürü insanları konuk diye gelmiş yazarını, şairini öldürmek üzere harekete geçip kültür merkezi üstüne yürüyorlardı. Biz oradaki bir lokantada Alevi bir lokantaya gittik. Daha sonra bizi getiren minibüsümüzü getiren şoförle birlikte kaldığımız yere gittik. Bizi Madımak Oteli'nde bize yer ayırmamışlardı. Belki kalabalıktık. Bir minibüs dolusu insan bu nedenle olabilir. Tekin misafirhanesinde biz kalıyorduk. Oraya gitmek istedik.
Ondan önce Cengiz Gündoğdu, ya arkadaşlarımız ne durumda dedi. Karakola gittik. Karakola, bu gençler bir müdürümüz, bunu size emanet edelim. Biz gidelim şeye bakalım. Otelin çevresindeki işte yazar arkadaşlarımıza bakalım ne durumda dediler. Bize verilen yanıt şuydu. Biz onları koruyamayız. Bu durumda biz kalktık, geceyi geçirdiğimiz tek misafirhanesine gittik. Tek misafirhanesinde de o gece de orada kalmayı düşünüyorduk yine de. Yani kaçıp gitmek de insana dokunuyor. Kaçıp gitmek istemiyorsun. Yani orada bir olay yaşanıyor ve orada yazar arkadaşlarımız var. Kaçıp gitmek istemiyorsun. Telefon açıldı. Fakat şöyle bir durum var. Eskiden biz Anadolu'nun herhangi bir kentine gittiğimiz zaman orada bize çay ikram ederler, sevinçli davranırlar, ilgilenirler, şakalaşırlar, hoş geldiniz derler. Sivas'ta öyle bir şey yoktu. Yani bunu sonradan değerlendirdik tabii. Yani bir şeyler olacağını biliyordu oranın halkı. Hatta Cengiz Bey sık sık anlatır, tıraş olmak üzere berbere gitmişler birkaç kişi gençlerle birlikte. Yani hemen parasını almak istiyor. Çay içersen hemen parasını almak istiyor. Böyle bir hazırlık var. Bunu da sonra anladık yani. Daha sonra anladık. Sonra oradan bizim kurtulmamız da insancıl ekibinin orada ölmemesinin nedeni de şu. Bizi o otel şeyde Tekin misafirhanesi birden kalabalıklaştı. Bir takım kişiler dolaşmaya başladı orada. Orada onların bazıları o şeye demişler ki, bizi getiren şoföre, sen bu gece üst katta yat demişler. Bunu ben bilmiyorum. Cengiz Gündoğdu da söylemedi. Kimseyi telaşlandırmak istemedi. Ben bunu çok sonradan öğrendim. Yani o zaman şoför şey demiş. Abi kalk gidelim, bunda bir iş var diye kuşkulandığı için biz yola çıktık ve otelle de görüşmeye çalıştık. Arkadaşların durumunu öğrenmek üzere. Sonra Sivas'ın çıkışına kadar araba durmadan, en son kamyoncuların durduğu bir yere kadar hiç kıpırdamadan gittik. Ondan sonra ancak yakınlarımızı arayabildik, konuşabildik. Böyle bir süreç yaşandı Sivas'ta. Tabii ben bu süreçte ilgili kendimce sorular sordum. Bu yanıtları arıyorum şiirimde de böyle bir soru var. Burada 37 insan diyor. Daha sonra bu 33 dendi. Ölenlerden bazılarının da bu olayı yaratanlar olduğu söylendi ama şiirimde bir değişiklik yapmadım. Şiirim olduğu gibi bıraktım. Önceden yazılmıştı çünkü. O şiirimi okumak istiyorum. Sivas'ta 37 insanı katledenlere sorular. Nedir insan? Yalnızca kafa, kol, bacak değilse neyle ölçülür bir insanın değeri ve nasıl uzağına düşülür yaşamın? Adın kimlerle anılsın istiyorsun? Kazanmak önemli mi? Ya da kızgın demiri elleriyle tutanlar sana neyi anlatır? Bedeli ödenmiş bir yaşam yaratır kendi eyleminden. Ne belirler seni uyanmak ve uyumak arasında? Kim olduğunu bilmeyen boğulur büyüttüğü kargaşada. Kaç bin yıl önce doğdun? Nereden geldiğini merak ediyor musun? Ne yaptığını bilmeyen değeri ölçemez ekmek yoğuran ellerinin. Sen yarattın yaşamı, anlıyor musun? Bilmiyorsun ağrıyan yüreğinin toprağa düştüğünü, ellerin kana bulandı, çığlıklar içinde yuvalandı mı? Kendini seviyor musun? Sevmek yalnızca bir sözcük değilse neden gözlerime bakmıyorsun? Dünyayı yerinden oynatana dek hiç susmadan bağırmak istiyorum. Sesini yükseltmek neyin dışa vurumudur ve neden bağırmak isyana anımsatır biliyor musun? Yaşamayı öğrenmeden ölümü örgütledin. Her ölüm yeni yaşamlar doğurmaz, bilesin.
çok içimi acıtan bir şey var. Onu size söylemek istiyorum. Biz ayrılırken minibüste Sivas'tan dumanlar çıktığını gördüm orada. Fakat bir şey yapamamak çok korkunç bir duygu. Hiçbir şey yapamamak çok korkunç bir duygu ve tek başına bir şey yapamayacağını biliyorsun. Hepimiz biliyoruz bunu aslında. Sonra Sivas Ağdı şiirimi yazdım. Bu da bir başka kitabımda çıktı. Onu okumak istiyorum. Sivas'ta gök yanıyor. Hava tutuştu. Yanıyor dağlar taşlar. Karanlık yıldızları yakıyor. Neredesin ey ateşi bulan ilk insan? Karanlık yıldızları yakıyor. İs koktu ağaçlar. Ciğerlerim kül oldu. Yandı kavruldu şiirler. Karanlık karanfili yakıyor. Neredesin ey ateşi bulan ilk insan? Karanfil, karanlık karanfili yakıyor. Uçmayı unuttu kuşlar. Duman sürükledi şairi, aşkı, sözcükleri. Yetişin coşkun akan ırmaklar. Karanlık suları yakıyor. Neredesin ey ateşi bulan ilk insan? Karanlık suları yakıyor. Toprağı gözyaşlarımızla suladı. Ağıt kokuyor bebeler. Hızlanın hey yarına giden trenler. Karanlık insanı yakıyor. Neredesin ey ateşi bulan ilk insan? Karanlık insanı yakıyor. Bir şey daha söylemek isterim. Bu da bir ana olarak kalsın. Orada kitap imzalıyorduk dedim. Ben ilk kitabım İnsana Gecikmeden'i imzalamıştım. Yıllar sonra kitap fuarında bir genç kız geldi karşıma. O kitabımı yanmış, yıkılmış evde polis amcası varmış, eve getirmiş. O kitabı almış kız, okumuş genç kız. Çok üzülmüş, bu da öldü mü acaba diye merak etmiş. Sonra bir şeyde, bayide, İnsancı dergisini görünce ölmediğimi anlamış, sevinmiş. Yani o kadar insani yanımız harekete geçildiği zaman ölümden yana olmayabiliyor insan. Olmaz. Ölümden yana olmayabiliyor. Onu söylemek istedim. Daha güzel bir dünyayı yaratmak zorundayız. Öldürerek bir sorunu çözemiyoruz. Çözemeyiz.